Yedili Koalisyon'un Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir iftar programı sonrası partisinin milletvekili aday adayı Azade Ay'la bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye Canan Kaptancıoğlu da katıldı. Burada çekilen fotoğrafta Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla bastığı görüldü. Dört kişi birden. Dördü de basıyor zaten. Uygunsuz bir hareket. Seccadeye karşı ne demek ya? Orada namaz kılınıyor. Kişiliğine yakıştıramadım. Ülkem adına rezillik, rezalet. Sosyal medyada Kılıçdaroğlu ve Canan Kaptancıoğlu'na bu çirkin davranıştan dolayı tepki yağdı. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından özür diledi. CHP lideri skandala ilişkin yaptığı savunmasında salonun kalabalık olduğunu ifade ederek yerdeki seccadeyi görmediğini ileri sürdü. Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı. Salon kalabalıktı. Yerdeki seccadeyi görmedim. O görmediyse diğerleri de mi görmedi? Ettiği laflardan da kendine haberi yok zaten. Kendisinin görmemesi, etrafındaki danışmanlarının, il başkanlarının da görmeyişi anlamına gelmez. İnsan olarak görmemiş de olabilir ama... Fotoğraf çeken de mi görmedi? O toplumda bir siyasetçi, bir lider... Mutlaka o seccadeyi görmesi gerekirdi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun kendini temize çıkarmak adına yaptığı bu savunma sonrası ortaya çıkan yeni bir fotoğraf karesi CHP liderine yalanlar nitelikteydi. CHP İstanbul 2. Bölge aday adayı avukat Ali Acar sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak bir paylaşımda bulundu. Fotoğraf karesinde Kılıçdaroğlu'nun yine seccadeye ayakkabıyla bastığı görüldü. Dinimizi ayaklar altına alıyorlar. Yani bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gerçekten çok adi bir şey ya. Ayıp ya. Dinimize değer vermediklerini düşünüyorum. Manevi değeri bizde yüksek seccadenin. Ne bileyim onun üstünde Allah'a yani secde ediyorum ben onun üstünde. Üstelik yaşananlar bir değil, iki değil. Seccade skandalında üçüncü bir fotoğraf daha ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun CHP Erzurum milletvekili aday adayı Cavit Kılıç'la da fotoğraf çektirdiği görüldü. Demek ki yani dine değer vermeyen bir adam. Farkında olmayan insan değer vermiyor demektir. Takiye neydi? Mış gibi yapmaktı. Şimdi maalesef siyasetin her tarafında bu mış gibi yapmaya biz şahit oluyoruz. Kılıçdaroğlu'nu aklamak isteyen çok sayıda siyasetçi, yazar ve gazeteci seccade olayını olur olmadık yerlere çekti. İki tane seccadeye benzeyen halıyı yerde bırakmış. Seccade mi değil mi belli bile değil. İbadet etmek için camiye bile gerek yoktur. Ki bırakın seccadeyi. Hatta bazıları o kadar ileri gitti ki İslam'ın değerlerini dahi aşağılar ifadeler kullandı. Onlardan biri de Habertürk yazarı Sevilay Yılman. Yılman, Müslümanların kutsalı olan Hacerul Esved taşını puta benzetti. Hazreti Muhammed Efendimiz, Peygamber Efendimiz buna çok karşıdır. Saçmadır dedim o yani. Sen inan, yok dedi cennetten gelmiş falan o taş. Neyse. Bunların amacı ne biliyor musun? Hani Avrupa'da bazı yerlerde bizim Kur'an-ı Kerim'i yakıyorlar ya. Kur'an-ı Kerim'i yakıyorlar. Ha bu da oraya basıyor ya Müslümanların namazı. Ha ben de sizdenim. Beni destekleyin. Arkamda olun gibisine. Bir de seçimler var ya. Sırf olay bu. Ben CHP'liyim bak. Gerçekten CHP'liyim ben. 87'de ben de CHP'liyim. Bu adam ne yapıyor? Bir PKK'la beraber oluyor. HDP'yle beraber oluyor. Adamlar zaten terör örgütünü savunuyor. Seccadeyi görse görmese bir şey değişeceğinden ummuyorum ya. Yani. Bu seccadeye ayakkabılarla basmak için değil ha. 15 Mayıs'ta inşallah şükür namazını bu seccadede kılabiliriz.